kaynaklanmayan bir güç, konuşamayacağım bir gücün denetimine iradeyi vermek istemem. Yani azınlık hükümetine ait bir başka parti oy verdiği sürece ayaktasınız. Bunu geçmişte Türk siyasetinde gördük. Bir gen soru verilir size. Sizden daha çok o küçük azınlık partisi, yani bir başka partinin insafına bırakılmış olur. Onun yerine mertçe, gerekirse kıran kırana bir pazarlık sonucunda bir ortakla doğru dürüst bir şirket kurmayı tercih ederim. Bunun yerine kim bize azınlık hükümet için destek verecekse gel kardeşim, gel arkadaşım, oturalım. Sen ne istiyorsun? Benim gücümle, senin gücünle, adil bir paylaşımla, temel ilkelerimizle oturup koalisyonların anayasası mahiyetinde olan protokolü birlikte yazarız. Herkes de o protokolü uyar. Ben de bilirim, yani bu protokolün ilkeleri şudur. Bu ilkeler içinde hükümet etmenin fazileti budur. Türkiye'nin bu kadar kritik bir ortamda hükümetsiz kalmaması için en son şeylerden biri olarak azınlık hükümeti denenir. Buna da kapıyı kapatmayız, her opsiyona, hiçbir opsiyona kapatmadığımız gibi, ama başta niyetimiz onunla başlamaz. Dürüstçe bir diyalogla koalisyon. İyi niyet işi başlatmak için önemli. İrade işi bitirmek için önemli. Bizde iyi niyet var. Açığız. İrade de var. Muhataplarımızda da bu olduğunda mesafe alacağımıza ben inanıyorum. Alttan alta done. Efendim dönüşümlü başbakanlık. Allah aşkına yani şu rakamlara bir baksınlar. Aynaya bir baksınlar. Bir şey getirirken makul olmak icap eder. Eşyanın doğasına aykırı bir şey yürür mü? Yani dönüşüm başbakanlık olacak, bu yetmez. İlk başbakan da Kılıçdaroğlu olacak, Sayın Kılıçdaroğlu. Yani bunun hangi hesapla... Burada zorlanmaması gereken şey eşyanın doğası. Matematiğin doğası da zorlanmamalı. Bak zorlayınca bir yerde patlıyor. %60 diyorsun, matematik tutmuyor. Çöküyor iş. Eşyanın doğası zorlanmaz, siyasi etik zorlanmaz.